İngiliz siyasetidir zaten. Yani bekle gör. Onunla da yaparsın, onunla da yaparsın. Ama birbirlerine çarpıştırmayı teşvik ederler. Ederler, ederler. O malumunuz vaktiyle Aristo Büyük İskender'e demiş ki, İskender sormuş, demiş ki ben ne yapayım demiş. Yani bu düşün, bir yeri işgal ettiğim zaman oranın halkını ne yapayım demiş. Öldüreyim mi, hapse mi atayım? Ne öldür ne hapse at. Öldürürsen kan davası giderler. Hapse atarsan orada senin aleyhine çalışırlar. Sen onları birbirine düşür, sonra aralarında hakem ol demiş. Bu siyaseti takip etti Büyük İskender. Bu siyaset İngilizlerde de vardır. Birbirine düşürür, sonra hakem olur. Hindularla Müslümanla birbirine düşür mesela. Sonra hakem olur. Böyle Hindistan, Pakistan diye ayırır. Her ikisine de daha kolay hüküm verir. Bu her yerde İngilizlerin yaptığı ve muvaffak olduğu bir siyasettir. Türkiye'de de yaptı. Sultan Vahidettin de Mustafa Kemal'i birbirine düşürdü. İngilizlerle Almanlar birbirini pek sevmezler. Hatta sevmezler. O zamandan başlayan bir rekabet var. Sultan Hamid bunları iyi idare ediyordu. Bir ona göz kırpıyordu, bir ona göz kırpıyordu falan idare ediyordu. Ama şimdi artık İngilizler bizim olması lazım diyor artık. Bizim çok büyük işlerimiz var. Petrol bulundu çünkü Osmanlı havzasında. Petrol enerji kaynağı demektir. Bugün olduğu gibi bunun manası benim elimde olmalı diyor İngiliz. Kendince haklı olarak. Ve bir ihtilal tertipledi. 1909 senesinde 31 Mart vakası derler buna. Bu ihtilal güya gerici bir ihtilal. Yani meşrutiyetten geriye dönen bir ihtilal. Bu da İngiliz oyunudur. Aslında ihtilalin aksi İngilizler vardı. Nitekim İngiliz taraftarı olan iddiaçılar, mesela Prens Sabahattin, mesela Ahmet Emin Yalman, mesela Namık Zeki Aral, Raşid Necevit'in babasından gazeteciydi o zaman. Bunların hepsi İngiliz yanlısıydı. Derviş Vahdeti'yi. İngiliz politikasını takip ediyorlardı. İngilizler bu karşı darbedir bu. Karşı darbede muvaffak olamadılar. İktidarı ele alamadılar çünkü isyan bastırıldı ve İngilizlerin bir ümidi söndü. Ama İngilizler şunu kazandılar. İsyandan Sultan Hamid'i suçladılar. Sultan Hamid isyan suçlusu olarak tahttan indirildi. Böylece İngilizlerin tamamen değilse bile halifelik gücünün büyük ölçüde kırılmasına muvaffak oldular. Böylece biliyorsunuz Yunanları saldırttılar. Yunanların Anadolu'da işi yoktu. İngilizler yeni kurulacak devletle iyi geçinmek istedikleri için, çünkü kendi yanlısı bir hükümet kurmak istiyorlardı, başka bir düşmana ihtiyaç vardı. Sırplarla anlaştılar. Sırp kralı dedi biz oraya gidemeyiz, çok uzak dedi Anadolu. Yunan kralıyla konuştular. Yunan kralı ben kabul etmem dedi, bu bir macera dedi. Çıkmayız biz Anadolu'ya dedi. Yunan kralını tahttan indirdiler, oğlunu tahta çıkardılar. Oğlu gençti, onu tehditle Anadolu'ya bir harekata karar verildi. Yunanistan karıştı. Biz Anadolu'ya gitmek istemeyiz dediler. Basın sansür edildi, meclis dağıtıldı ve sıkı yönetim ilan edildi. Yunan askerleri İzmir'e asker çıkardılar. Gerekçe İttihat ve Terakki vaktiyle oradan 120 bin Rum'u sürgün etmişti, aynı Ermeniler gibi. Anadolu'da biz Rumların hayatından endişeliyiz. Nasıl biz Kıbrıs'a giderken orada Türklerden endişeliyiz dedik. Onlar da o bahaneyle İzmir'e çıktılar ve Ankara'ya kadar geldiler biliyorsunuz. Yunan ordusu hiçbir destek almadan, İngilizlerden, Fransızlardan, Almanlardan, İtalyanlardan, iki koldan, denizde Uşak hattından, Afyon hattından, yukarıda Balıkesir, Bursa hattından geniş bir kolu takip ederek Ankara'ya kadar, Polatlı'ya kadar geldiler. Bu büyük bir muvaffakiyet. Şaşırdı insanlar. Bu kadar beklenmiyordu. Bu kadar beklenmiyordu. Ve bu üç devlet, Fransa, İtalya ve İngiltere birbirine düştüler. Anadolu'yu nasıl paylaşacağız diye. Daha önce Balkan Harbi'nde Balkanların düştüğü gibi. Ve Fransa ve İtalya Türklerle Ankara'yla münferit anlaşma yapıp çekildi. Mühimmatını da Ankara'ya verdi. İngilizler İstanbul'da, fakat hiç Ankara'ya müdahale etmiyorlar. Bekle, gör. Neticede Ankara Yunanları bozguna uğrattı. 4 sene sürdü ama bu. Yani Yunanların Anadolu'dan çekilmesi 4 yıl sürdü. Birinci Dünya Savaşı kadar. 19'dan 23'e kadar. Sonra Ankara artık eli güçlü bir taraf oldu. İstanbul kaybetti. İngilizlerin dediği oldu. Artık halifelik
padişahlık bir tehdit olmaktan çıktı. Ankara nasıl olsa bizim elimize geçer. Yani şimdi baktığımız zaman Türkiye'nin kuruluşunda İngilizlerin çok büyük rolü çok var. Çok büyük rolü var. Belki de yani birinci yani, primer rol onlarındır. Buradan bugüne kadar gelirsek, size şöyle bir soru sormak istiyorum. Bir tarihçisiniz, o misyonu, haritayı çok iyi biliyorsunuz. İngilizler içimizden çıktı mı, hala buradalar mı? Şimdi efendim 1945'e kadar İngilizler dünya politikası bir numaradır. Yani Fransa sonra gelir, Rusya ve Amerika ondan sonra gelir, Almanya ondan sonra gelir. Çünkü savaşta yenilmiştir ama gene güçlüdür. İngiltere hep bir numaradır. İngiltere bir numara yapan birincisi çok güçlü devlet gelenekleri vardır. İkincisi zengin sömürgeleri vardır, hazinesi doludur. Üçüncüsü de çok ciddi bir istihbarat ağı vardır. Dünyanın bir numaralı istihbaratı İngilizlere ait. İngiltere ile Fransa şimdi artık müttefiktir. Eskiden düşmandılar 1815'ten önce. Karşılarında Almanya var. Almanya ile hasımlar. Şimdi dünya iki kutupludur. Yani o zamana kadar belki Osmanlı ve diğerleriydi. Şimdi artık İngiltere ve Almanya. Şeyi devam ediyor problemi. Nasıl Birinci Dünya Savaşı'ndan önce de başlamıştı. Bu problem gene devam ediyor. Çünkü Almanya gene de güçlüdür, zengindir. Çalışkan insanlardır. Eski güçlerini toparladılar biliyorsunuz. Hitler tekrar dünya imparatorluğu kurdu. Avrupa'nın her yerini işgal etti. İngiltere Anadolu'yu ehemmiyet veriyor çünkü burası onun sömürgelerinin başlangıç noktasıdır. Orta Doğu enerji kaynaklarının olduğu yerdir. İngiltere hala Irak'tadır. İngiltere hala Ürdün'dedir, Filistin'dedir ve Hindistan'dadır. 1848'de biliyorsunuz Hindistan'ı kaybetti. Evet, yani oralardadır dediniz. O halde hala... Ama Türkiye oranın anahtarıdır. Anahtarı bırakamazsınız ki. Yani ev benim dediğiniz zaman anahtarı da sizin elinizde olması lazım.